Merhaba arkadaşlar. Bu Nofros buzdolabımız, evimizde kullandığımız. Bunun buzluk kısmı altta, dondurucu kısmı altta. Diğer meyve sebzeleri ve diğer yiyeceklerimizi koyduğumuz bölüm üstte. Dondurucu bölüm az çalışabilir veya çalışmayabilir. Soğutmaz. Veya üst kısım az soğutur, hiç soğutmaz. Şimdi bunu şema üzerinde göstererek basit çözümünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu buzdolabında dondurucu buzlu kısmı altta, diğeri üstte. Bu tam farklı olabilir. Bazı buzdolaplarında üstte dondurucu kısmı oluyor, altta meyve sebze bölümü oluyor. Bu fark etmez. Şimdi buzdolabının yapısı şu. Üstte buzluk kontrol paneli var. Burada termostat var. Üst kısmın sıcaklığını ayarlıyor. Buzlukla normal dolap arasında bir kısım var. Burada soğutucu levhalar ve ısıtıcı levhalar var aynı zamanda. Hem soğutuyor hem ısıtıyor. Ayrıca burada sensörler var, algılayıcılar var. Sıcaklığı ve soğukluğu algılayan. Altta motorumuz var. Ayrıca bir fan motoru var. İki tane motor var. Motor bölümünde elektronik devreleri de var. Anakart diyoruz buna. Buzdolabının soğutmamasının en büyük nedenlerinden birisi kullanma şekli. Buzdolabına her ne korsak koyalım, buzluğa veya üst kısma fark etmez. Poşet içinde korsak buzlanma çok aza iner. Çok aza iner. Çünkü hava sıcaklığının etkisiyle ağzı açık yemek korsak, sebze meyve korsak, bunlardaki su buharlaşarak buzlanmaya neden oluyor. Ve aralarında fark olması, biraz mesafe olması gerekiyor koyduğumuz yiyeceklerin. Çünkü altta motorumuz soğutuyor. Burada basınçlı gaz soğutucu bölümündeki panellere gelerek soğutuyor. Önce alt kısım soğuyor. Arkasından yukarı eğer sıcaksa termostat vasıtasıyla algılama yapıyor ve fan motoru çalışmaya başlıyor. Fan motorundan burada bir boru var, üstte çıkıyor. Ve bu boru vasıtasıyla soğuk hava yukarıya üfleniyor. Yeterli dereceye geldi mi termostat fan motorunun çalışmasını kesiyor. Zamanla veya koyduğumuz yiyeceklerden dolayı oluşan buzlar alt kısma akıyor. Şimdi arkadaşlar önceki dolaplarda Nofrost olmayanlarda üstte oluyordu buzluk ve düğmeye bastığımız zaman, buzlandığı zaman buzu çözene kadar çalışmıyordu. Şimdi bunda da aynı taktiği uygulayacağız. Burada zamanla su birikiyor. Su buza dönüşüyor. Tamamen buza dönüşüyor. Zaman zaman fark ederiz buzluğun alt kısmında sulanma olur, buzlanma olur. Bunu temizlemek gerek. Bir iki ayda bir bakıp temizlemek gerek. Çünkü suyu dışarı atamıyor, mecburen alt atıyor. Ve bu boru vasıtasıyla atıyor. Ayrıca buradan yine bu soğutucumuzdan alt kısma gelen borular var. Burada buzlanma olunca, buzlanma çoğalınca ısıtıcı sensörleri var, ısıtıcı levhalar var. Sensör bunu algılayınca ısıtıyor ve bu buzu çözdürerek alta akıyor, alta su olarak akıyor. Ancak aşırı buzlanma olduğu zaman uzun müddet sonra bu sensörler tam algılamayı yapamıyor ve buzlanma tamamen çoğalıyor. Çoğaldıktan sonra bu borumuzu, fan borusunu tıkayabiliyor. Fan borusu tıkandığı zaman üst kısım soğutmaz. Alt kısım soğudur. Üst kısım soğutmaz. Bunun çok basit bir yöntemi var. Eğer dolap müsaitse dolabı boşaltacağız. Boşaltacağız. Kapılarını açıp fişini çekeceğiz. Mevsim durumuna göre, havanın sıcaklığına göre 1-2-3 gün içerisinde buradaki buzlar tamamen eriyerek aşağıda su olarak birikecek ve bu suları sileceğiz. Tam buradaki buzlar eridikten sonra tekrar takıp çalıştırabiliriz.
Dolabımızın garantisi varsa hiç gerek yok. Bu garantiye giren bir konu. Ancak garantisi yoksa servis çağırmadan önce bunu yapmakta fayda var. Çünkü bu oluşan arıza, soğutmama tamamen o aradaki soğutma levhalarının olduğu yerde olunan buzlanma. Bu buzlanmadan dolayı. Ve bu normal soğutmasını da etkiliyor dolabın. Ya az soğutuyor, ya soğutuyor, ya çok soğutuyor. Veya hiç soğutmuyor. Bu boruyu da tıkarsa buz, fan borusunu tıkayınca da önünde küçük deliği var zaten. Onu tıkadığı zaman yukarı tamamen soğutmuyor. Bütün mesele bu. Önce bir deneyeceğiz. Dolabımızı boşaltacağız, kapılarını açacağız ve buzların erimesini bekleyeceğiz. Zaman zaman bu buzların dolaplarda burada buzlama yaptığı zaman çat çat tak tak sesleri gelir. Bunun sebebi şu. Soğuk ve sıcak algılayıcılar burada buzlanmada olduğunu fark edince fırınlarda olduğu gibi burada ısıtma sistemi var. Bu devreye girerek buzları eritir ve kırar. Bu kırma esnasında bu sesler çıkar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.